feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know. Herkese selam dostlar. Eğlen Teal Tavern'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, en son biliyorsunuz ki kötülük yuvalarını yok etme görevimiz vardı. Akşam olmak üzere diye bir tavernamızı açalım müşterilerimize. Gelsin müşterilerimiz, doluşsunlar. Biz de o sırada malzemeleri alalım da buradan. Dur. Bunları da al. Bunu şimdilik bırak. Bunu şuraya al. Temizlik yapalım. Tamam. Onun dışında tavernamız seviye atlamıştı. Seviye atlamışken bir de şurada bira varilinde şerbetçi otu falan diyor. Arpa mayası. Ya burası bir değişik. Bunu anlamış değilim. Buraya bir tane daha varil lazım. Ha, kaynamış mısır istiyorsun. Kaynamış mısırımız var mıydı hatırlamıyorum da. Mısırımızın kendisi yok ki. Eyvah eyvah, benim ekmem lazım onu bir ara. Hatta bir ara değil, daha şimdi ekmem lazım. Dur, iki tane tabak, hatta birkaç tane tabak al. Kaynamış mısır. Su, su da yok. Ha, hiçbir şey kalmamış. Hemen suyumuzu çekelim. Suyu dolduruyoruz. Buradan pişirmeyi alıyoruz. Bir de bir yandan da elemandan gidelim. Tahıl alalım da. Şey, tohum alalım. Tahıl diyorum. Tohum, tohum. Neredesin tohum? Aynen. Ver bakayım bunu. Aslında arpa tohumu da alabilirim artık. Böyle bir güzel. Ben yarısına geldim mi gelmişsin. Kalanını pişir. Buradan hemen şurayı bir çapalayalım. Biraz sürüyor ama yapacak bir şey yok. En azından bunları ekersem sabaha kadar o sırada olur. Bu arada gece %2 tecrübe almışız. Bu geceleri mi arttırıyor? Ne yapıyor? Onu anlamadım tam olarak. Hep geceleri geliyor. Şu sol tarafta bir XP artışını gösteriyor bana. Onu tam anlamış değilim. Tamam. Gidelim şimdi. Hemen müşteriye kaynamış peynir mısırını verelim. Meyve birası. Meyve birası. Bu senin. Bu senin. Bunu alalım. Şimdi. Şerbetçi otu aldık ama yok yani. Bunları koyacak yerimiz yok. Balta ve kalkan. Bunu herhangi bir şekilde üstümüze giyemiyor muyuz? O 400 ediyormuş bu. Olmadı, satayım ben bunu ya. Dur, hemen getiriyorum. Bunu al bakalım. Bu arada tavernada ilk günler birazcık daha fazla gelen oluyordu. Şimdi o kadar fazla gelen de yok, işin garip yanı. Ev birisi olur. Al bakalım. Tamamdır. Gidelim bir dep şey alalım. Sandık alalım. Sandık, sandık, sandık. Ver bakalım. İhtiyacımız var sandığa. Yedekte bir şey tutalım. Malzeme tutalım. Bunu da şöyle eklersem bir sıkıntı olmaz gibi. Oraya av malzemelerini ekleyeceğim. Yani şunları ekleyeceğim. Buraya da normal şeyleri ekleyeceğim. Bardak, tabak falan. Aynen.
Bunu ekle, bunu ekle, bunu ekle. Bunları da ekleyelim buraya. Ve bunu da koy. Tamam. Senden de şunları alalım. Bunlar lazım olur. Tamam. Oo, dağıtmışlar burayı. Al bakalım. Şu bulaşıkları bir temizleyelim. Hemen hızlısından. Bulaşıklar önemli, önemli. Temizlenmesi önemli. Biz temiz bir tamarneyiz. Hazır. Sıkıntı yaşamadan. Bunlara da bakalım. Kaynamış mısır. Arpa lapası vereyim sana da. Kaynamış mısır gerçekten. Dur. İki tane. Ama o kadar da fazla altın vermediniz. Yani ilk seferde mesela bir önceki bölümde sonlarda yine gelmişti zombi. 86 altın verdi ya bize. Ha bak bir de bu varmış. Artı 25 bundan da kazandık. Bir de ok vermiş sağ olsunlar. Güzel şeyler, lootlar vermiş. Şimdi fark ettim. Şimdi fark ettim. Buyurun. Bir yandan hikayeyi ilerletip bir yandan da taverna işletmek gerçekten bir tık zor. Sen oldun mu? Olmuşsun galiba. Evet olmuş. Yavaş yavaş gündüz oluyor galiba. Ben taverneyi kapatıyorum. Şu malzemeleri de sandığa atalım. 50 harvest 50 plants diyor. Galiba 50 tane tarla ürünü aldığım için. İlla süpürgeyle vuracağız ha. Kapalıyız. Tamam. Buraya da şu malzemeleri atalım. Tamamdır. Bunu da bırak. Bunu da bırak. Tabak dursun. Kirli tabaklar da dursun şimdilik. Hatta mısır ver ya bize. Büyük ihtimalle biz yine yok. Bu değil. Mısır. Heh. Biz mısır yeriz. Mısır tüketiriz. Bunu pişir. Suyla doldur. Hayda. Bir bulaşık yıka bakalım. Bir simyacılık falan filan vardı. Onu ben merak ediyorum şimdi. Simyacılığa girdiğimiz zaman daha fazla böyle güzel materyaller falan, bufflar falan mı alacağız? Mesela bak bu simya bileşeni, bu simya bileşeni. Demek ki bizim simya ile alakalı böyle güzel bir olayımız dönecek belli ki. Şimdi burada şunları bırak, bunu bırak. Başka süpürgeyi bırak. Tamam. Bu yiyecekler burada dursun. Tamamdır. Buradan okları alalım. Oklar kesinlikle lazım olacak materyaller. En azından tamam sana da. Okları uzaktan uzaktan bir deneyeceğim bakayım kurtlara mutlara hani kaça kaça vuracağım bakayım olacak mı bilmiyorum emin değilim de eğer olursa çok güzel olur. Şunu da deneyebiliriz mesela şu. Aa o mantarmış pardon. Ha, örümcek zannettim onu. Örümcek gözleri zannettim de mantarmış.
Çok geç fark ettik. İşte olur öyle şeyler. Şimdi burası birazcık vahşi orman. O ayımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Bakalım orada. Ha. Yapışkan tuşlar çalıştı. Çok fazla. Oo, 30 veriyormuş mısır. Mısır 30 veriyorsa o zaman hocam mısır yaparım ben. Mısırdan gitmek lazım. Arpa mayasından artık arpa mayasını eliyoruz. Hatta ve hatta bir şey söyleyeyim mi? Arpa mayasını menüden de kaldırıyorum. Kaç tane ok harcıyorum emin değilim ama 20 tanesi 100 altın. Şu ana kadar 2 şey kestik. Orada yeşil yeşil bir şey parlıyor ama emin olamadım. Bir git bakayım. Çok merak ettim. Belki özel bir eşya buluruz. Burayı kazacağız. Anlaşıldı. Buralara gelip büyük ihtimalle kazma işlemine başlayacağız da ormanın ruhuna geri dön diyor. Görevi bitirdik bahaneyle. Aradan onu da çıkarmış olduk. Gidelim. Nereden kim ne geliyor bilmiyorum ama bir aksiyon müziği girdi araya. Ormanın ruhunu bulduk. Ona gidelim. Aa ganimet var. Dur. Bu arada bu kalkanları malkanları falan. Beyaz mantar. 7 tane beyaz mantar bulduk. Oo bu güzel. Evet görev tamamlandı. Tüm kovanlar yok edildi. Teşekkür ederim. Ama isteyeceğim son bir iyilik var. Ne? Orman çok uzun zamandır hasta. Ben zayıfım ve iyileşmem gerekiyor. Bana bu tarife göre bir yemek pişir. Hayda. Ama içinde et var. Sen otçul değil misin? Onlar eskide kalmış stereotipler. Hem sen de obur değilsin. Evet mantıklı. Tamam görüşürüz ne demek ya. Şaka gibi. Yaban bu domuzu büfteyi pişir. Tamam hocam pişirir sıkıntı yok. Onu da şunlarla avlayacağım ya. Hatta bak şöyle sallasak. Ah be tutturuyorduk da az kalmış. Çat bak. Gel. Bir tane mi alıyorsun? Her bir o pişirmeye 5 tane istiyor. Yani biz 5 yaban domuzunu kestikten sonra ancak bir tane şey pişirebiliyoruz. Bununla kızarmış yaban domuzu büfteyi değil mi? Yaban domuzu büfteyi pişir diyor. Tamam. Burada var 4 tane. Bu neredeydi? Buradaydı. Evet. Beşincisi de burada. Şunları da bırakalım da bari aradan. Bunlar da para ediyormuş ha. Tanesi mi 105, totali mi 105? Onu anlamadım. Eğer öyle bir şeyse biz köşeye döndük çünkü. Pişir bakalım. Ha 5 tane yapıyorsun. Anladım. Ya 5'e 5 yapıyor. Okey, tamam. O zaman olur. Her biri bir tanesini pişiriyor. Dedim yani birazcık mantıksız geldi çünkü. Yani 5 tane domuz etini pişiriyor. Bir tane sana biftek veriyor. Nasıl oluyor ya bu? Diyordum. Da. Ver bakayım tabak. Tamam. Bunu yeğe vereceğiz. Gidelim. Bunu ye. Aynen. Buradan olmasın ama. Kirli tabakmış bu. Tabağı bir temize bakayım. Bir tane de biz kendimize ayıralım. Eğer böyle çok çok güzel bir şeyler veriyorsa biftek de yaparız ya. Bifteği de koyarım oraya. Ama biftek biraz daha tehlikeli olduğu için daha pahalı olması lazım.
Sağdan soldan baya böyle domuzu kesmem gerekiyor. Bak şu ganimetleri görünce ben dayanamıyorum. Bu ne? Tüy iksiri. Bak orada da var. Ben niye çok bulmaya başladım bu ganimetleri peki? Çoğaldı sanki etrafta bu ganimet varilleri. Gübre. Oo. Bak bu gübrelerle daha fazla galiba şey alabiliyoruz. İşte bir tabak. Dikkat et, çok sıcak. Harika kokuyor. Teşekkür ederim. Sen ormanın gerçek bir dostusun. Her şey için teşekkürler. Diyor ve görevimiz burada bitiyor. İyi bari. Oh, yan gelin yatın. Biz görevden göre ormanı kurtaralım. Siz burada keyif çattınız. Ormanı kurtarıyorum ben. Ayılarla, kurtlarla mücadele ediyoruz. Sırf siz orada rahat rahat huzurlu bir şekilde yatın, keyfinize bakın diye. Şey diyeceğim, şey alacağım, tohum alacağım. Çok merak ediyorum şu gübreyi. Bu aç şey yapıyor mu? Yok. Tamam. Yana etrafa bakıyorum. Tüketilebilirlerden. Mısır. Hatta sen bana biraz daha fazla ver. Tamam. Şimdi listeden tabağı da al da. Listeden arpa lapasını kaldır. Hoş 30 ile 35 arasındaymış. 30 daha iyi aslında. Bu daha iyi mi? Bir şey diyeceğim. Ben kaç tane alıyorum? 90 alıyorum tanesi. Diğerine 100 veriyorum. Yok. Böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Kızarmış biftek nasıl 30 olabilir ya? Hocam yani yapmayın. Bunu 60 falan yapman lazım. Domuzu buluyorum, onu alıyorum, indiriyorum, şey yapıyorum. Hoş daha fazla XP veriyor. Ekleyelim menüye. Hoş onda çok zorlanacağız değil mi şimdi? Deli gibi domuz arayacağız sağda solda. Neyse yaparız artık bir şekilde ya. Çok bir şey yok. Bahçeye ekelim bakalım. En azından ilk şu ön sıralara bir gübreleyelim. Merak ediyorum ne kadar geri dönüş olacak, nasıl bir geri dönüş olacak? Hani her biri 2 tane mi veriyordu? 4 tane mi verecek? 10 tane mi verecek? Kaç tane verecek? Yani, gübrenin etkisi ne olacak? Ya da kalitesi mi değişecek? Hani 2 tane verecek yine ama bayağı böyle üst kaliteli bir mısır mı verecek? O da olabilir. Tamam. Şimdi gübreyi de alalım. Gübrelemiyor. Gübre diyor. Gübrele. Yok olmuyor. İlginç. Anlamadım neden böyle olduğunu. Neyse, olsun dursun şimdilik. Hızlıca kilo vermenin bir yolu. Nasıl yani? Kilo mu alıyoruz oyunda biz? Böyle bir şey mi var ya? Onu da mı getirdiniz be oyuna? Dur, tohumlar buraya olsun ya. Tohumları buraya koyalım. Darlıktan bir şey olmaz. Şu kalkanı satmak istiyorum. Kesinlikle. Buradan kovasına mısır koymamız lazım. Bir de ben etrafta birazcık domuz avına çıkmam gerekiyor. Ekledik de öyle eklemekle şey olmaz. Doğru olmaz. Bir yandan da gidip halletmemiz lazım. Dur, okları buraya koymuştun değil mi? Versene şu okları bana. Avcılık zamanı.
Hazır taverna kapalıyken gündüz vakti mümkün olduğunca havlayabildiğimiz kadar havlayalım. Akşam olunca sıkıntı yaşamayalım. En fazla nerede çıkar acaba bu domuzlar? Etrafta da gözükmüyor ama. Aha, şurada buldum. Oo. Tamam. Aa, iki tane verdi. Bazıları iki tane mi veriyor? Ha, şansına göre. Okey. Olur. Zümrüt mantarı bulduk. Birazdan gömerim. Ben şimdi gömeyim. Artı 10 verecekti zaten de. Gündüzleri sadece domuz, kurt falan bunlar mı var? Geceleri örümcekler falan devreye giriyor. Yandan da etrafa bakıyorum ki nerede ne var? Hafif bir keşif de yapalım hani. Bilgimiz olsun. Şurada mesela büyük bir değirmen var. Gördüm. Şurada bir haydut kampı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Gide gele öğrendim orayı da. Buralara sipariş falan getirmiştim. Bu ne? İki kupa. Aa, arı. Peki ben bu arıyı vursam. Bu arı tehlikeliye benziyor. Sen tehlikeli bir abiye benziyorsun. Sen öl bence. Eşek arısı. Nasıl bir eşekse artık. İki bal verdi. Güzel oldu. Peki benim kaç tane arbaletim? 18. Tamam. Burası başka bir giriş yeri gibi. Burada da kuyu var. Ha, burada ev var. Ama giremiyorum içeriye. Ah be. İçeride zaten pek bir şey yok da. Kuyu. Aa, kovayı doldur diyor. Niye buradaki özel bir su mu acaba? Yo, aynı. Anladım. İlginç. Ormanda çok sık ağaç var da. İlerlerde ne var? Onlara bakmaya çalışıyorum bir yandan ki. Kurt var, ayı var. Buralara şimdilik bulaşmayalım. Sadece tavernanın yerini gösteriyor burada. Buraya da girmek istemiyor değilim ha. Yani gerçekten merak ediyorum. Ne var acaba orada diye. Ha, domuz mu? Emin değilim. Vuralım bakalım. Evet, domuzmuş. Gel bakalım. Yaklaştıktan vurdum. Güzel. İki tane. Aa, bir tane daha var burada. Ah be, son anda vurdu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Bir tane verdi. Beş tane anca yapabileceğim ha. Şaka gibi. Akşama kadar ben... Ya şimdi... Listeyi koysam çok satarsa o zaman sıkıntı. Koymasam bu kadar fazla XP gelmez. Kararsızım şu an. Burada da bir şey var galiba da. Dur. Hafif yukarıdan vuralım. Yemedim ha. Aha. 7. Bunu aldık. Tamam. 7 oldu. Akşam oldu hatta. Bitkileri alalım. Bunları aldıktan sonra da taverneyi açalım bence. Bence güzel farm yaptık. Ya elimizde var. Bol bol mısır şeyi yaparız zaten. Çorbası yaparız. Mısır suyu yaparız daha doğrusu. Mısır suyu muydu? Neydi? Ne diye geçiyordu bunlar? Kaynamış mısır diye geçiyormuş. Bunları da yaparız. Dümdüz mısır deseymiş daha iyiymiş. Bir şey fark etmiyor ki. Zaten mısırı sade yiyemezsin.
Bildiğim kadarıyla sade yenmiyor. Kaynatıp yemek daha güzel oluyor. Hatta süt mısır olunca var ya, ooo, ayrı bir zevk var. Neyse, şimdi onlara girmeyelim. Ama güzeldir. Mısır güzel. Salatalarda bilhassa güzel gider. Net. Söyleyebilirim. Bu balı bırakalım buraya da şunu alalım. Bu kalkanı falan satacaktım ben güya, değil mi? Sattım bak şu an. Şu an sattım bak. Gerçekten. Tamam, hepsini ekledik. Gidelim tavernamızı açalım. Herhalde ben yetiştireceğimi düşünüyorum büftekleri de. Al. Açık hocam, buyurun. Çıkın çıkın gelin. Seni mısır pişir. Tamam. Yani şimdilik yeter, bizi kurtarır gibi gibi. Gibi gibi. Bir doldur. Kirlileri bir temizleyelim. Tamam, hazırız. Şimdi şuradan da bunları da al. Bunu alma. Bunu al. Bunu al. Tamam, bunlar dursun. Bunu da ver. Bunu bırak buraya. Müşteri gelmiş. Buyurun. Acaba dekorasyon yapsam şey yapar mı? Müşteri talebini arttırır mı? Bunu merak ediyorum biraz da. Mesela buraları temizliyoruz falan da. Tamam, güzel de. Ha, bunlar çıkıp. Oo, hocam hoş geldiniz diyeceğim de. Tamam, olur. Bu meyve birası falan da istediler. Şuradan meyve biralarını da dolduralım. Tamam. Afiyet olsun. Gelen müşteriler de oluyor. Biz bir... Neyse. Bulaşıkları yıkayalım en azından. Tabakları falan da yıka. Bir tanesini alayım oradan. Hayır, bu değil. Buradan şunu koy. Pişirmeye başla. Kaynamış mısırını ver. Gündüzleri avlanacağız. Geceleri meyhanemiz açık bir şekilde kalacak. Yani zaten böyle olması daha iyi. Meyhane rutinine devam et diyor zaten görevlileri şu anda. Şu anlık en azından. Sen çağırmadın. Herhangi bir şey yapmadın değil mi? Tamam. Bunu da al. Bunu da alalım. Ha, bunun için ne istiyorsun? Tamam. Arpa mayası istiyorsun. Bekle. Onu da yapalım. Onu da yapalım. Bak. Arpa mayası, su kovasından şey. Bir de bundan istiyorsun değil mi? Tamam. Al bakalım. Bunu da pişir. Bunu da pişir. Bunu al. Buraya koy. Bir tane daha fıçı almamız lazım bizim. Anlaşıldı. Oh, yine doluştular içeriye. Bir fıçı versene hocam ya. Dur, neydi? Meyve birası varili. Yok, meyve bira varili. Dağıtıcının demo. Ayrı mı variller ki? Mobilya desek? A, gübre kutusu. Gübre yapımında kullanılır. Aaa. Meşrubat. Galiba bunu almam gerekiyor. Emin değilim. Emin değilim. Ziyaretçi için es geçti. Boş yer yok. Ha, sana veremiyorum şu anlık.
Yürü. Hadi bakalım. Evet. Bunu da öyle dolduracağız, dolduracağız, duracağız. O zaman bundan sonra hocam meyve birası konuşamadım. Meyve birası dışında bira kupası. Bira kupası diye mi geçiyor bu? Evet. Bira kupası diye geçiyor. Ama daha zorlu bunun şeyi. Yapımı. Öyle. Bira kupası. Bak mesela. Yürü. Nasıl ya? Şuradaki örümcek ağlarını temizleyelim de en azından bunlardan kurtulalım. Tamam. Tamam da temiz. Şimdi gidelim bir bulaşık yıkayalım. Bayağı kirlenmiş ya. Daha tabaklara geçmedik. Tabaklara daha geçmedik. Geçeceğiz umarım. Evet. Ha, geçiyoruz. Tamam. İyi. Güzel. Tamam. Ha, iki kişi bek. Oo, dört kişi bekliyormuş. Hocam az bundan, az bundan. Tamam mı? Bunlara da bakalım, bunlara da bakalım. Ha, biftek istiyorsun sen. Hocam bifteği çok kişi istiyor ya. Talep çok ya. Valla. Al bakalım. Şimdi buradan İki tane daha desek hani. Pişirse. Etrafta domuz olsa ne yapsak? Nereden bulacağız biz bunları? Meyve birası. Al bakalım. Meyve birasını tüketirsiniz bu arada çok büyük sıkıntı yaşayabilirim. Gerçekten. Gerçekten çok büyük sıkıntı yaşayabilirim. Aha, seviye aldık. Cupcake, evcil tavuk, evcil tavuk mu? Fırın. Değişik eşyalar açıldı. Emin değilim ne olduğunu. Bakacağız. Ya. Haydi ablacığım. Haydi. Evde eğlencele devam edersin. Aldın mı? Emin değilim. Alamadım galiba. Evet, bardak kirli. Kirli bardak varken de zor. Aslında yedekte bardağım vardı da onları bir yandan da kullanmak istemiyorum ya. Dursun köşede. Çok çok lazım olursa zaten ben kendim alır oraya getiririm. Afiyet olsun. Bunları da alalım. Bunları da temizleyelim. Bunları şöyle temizle hocam. İyice temizle. Tamam. Güzel. Çatır çatır seviye alıyoruz bu arada ya. 7. seviyedeyiz. 14. seviyede mi açılıyordu kılıç? Öyle bir şeydi galiba. Her seviye yani seviyenin şeyine göre herhalde bak mesela seviye atladık ya tüccarla konuş diyor. Her seviye bir görev veriyor bize galiba anladığım kadarıyla. Ona göre görevi yapıyorsunuz. Neyse tamam o zaman şöyle yapalım. Sana da vereyim. Dükkanı kapatalım. Aynı zamanda bu bölümün de sonuna gelelim. Önümüzdeki bölüm tüccarla konuşmamız gerekiyor. Tüccarla konuştuktan sonra bize nasıl bir görev verecek çok merak ediyorum açıkçası. Biliyorsunuz ki maalesef bayağı bundan bir önceki bölümde yanlış hatırlamıyorsam bayağı bir masraf yaptık. 2000 dolarlık bir 2000 altın 2000 dolar demişim 2000 altınlık bir paramız vardı. 700 lira kadar düşürdük. Abartı söylüyorum. Arbedet şey okyay aldık gittik işte sürekli arpa aldık falan filan onlara falan gitti. Yedek balta aldık baltamız kırıldı bir şey oldu falan filan. Onlara gitti genelde ve paramız çok fena düşmüştü. Şimdi bakalım umarım vereceği görev o kadar bizi zorlamaz da
Hiç olmazsa bir şeyler yapabiliriz. Bir yandan da işte taverneyi bu yüzden ilerletmeye çalışıyorum. Belirli bir birikimimiz olsun da en azından görevden rahatlıkla tertemiz çıkabilelim. Evet, bu bölümlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.